Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi, yani Batı Trakya Bağımsız Hükümeti, büyük ümitlerle kurulur, sadece 55 gün yaşayabilir. 31 Ağustos 1913'te Batı Trakya'da kurulan bu devlet, tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti'dir. Bayrağındaki siyah, Balkanlardaki zulmü, yeşil İslam'ı, ay yıldız ise Türklüğü temsil eder. ...1911 yılında İtalya-Osmanlı'ya savaşı ilan eder. Osmanlı orduları gönüllü subaylar ve milis güçleriyle işgale direnmeye çalışır. Bu durumu fırsat bilen Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ, Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda sahip olduğu toprakları ele geçirmek ve Türkleri bölgeden kovmak ister. Osmanlı orduları yer yer direniş gösterseler de Türk tarihinin en büyük bozgunu yaşanır. Tüm Balkanlar kaybedilir. Bulgar orduları İstanbul sınırında zorlukla durdurulabilir. Devletin eski başkenti Edirne bile Bulgarların eline geçer. İsmail Enver gibi iddiaçlı subaylar hükümetin Edirne'yi Bulgarlara bırakacağını düşünür. Bu söylentileri basın yoluyla yayarlar. 23 Ocak 1913 tarihinde İsmail Enver, Talat Bey ve Yakup Cemil hükümet binası olan Babali'yi basar. Harbiye Nasır'ı Nasım Paşa'nın öldürülmesiyle sonuçlanan tartışma sonucunda hükümeti düşürürler. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve Babali baskını ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Enver Paşa Mustafa Kemal'i neden sürgüne gönderdi videomu izleyebilirsiniz. Balkan devletleri Bulgaristan'ın kendilerinden daha fazla toprak aldığını iddia eder. Bu sebeple 16 Haziran 1913'te Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a savaş ilan eder. İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'nin savaşa dahil olmaması konusunda uyarır. Ancak hükümet durumu fırsat bilir ve Midye Enes hattını aşarak Temmuz 1913'te Edirne ve Kırklareli'yi geri alır. Rusya, Osmanlı'nın savaşa dahil olması ve Edirne'yi geri alması üzerine Osmanlı kuvvetlerinin Meriç Nehri'ni geçmeleri halinde savaş ilan edeceği yönünde ultimatum verir. Ultimatum ile de kalmaz, Karadeniz filosunu İstanbul Boğazı'nın yakınlarına gönderir. Osmanlı kuvvetleri bunun üzerine ilerleyişlerini durdurur ve Meriç nehrini geçmeyeceklerini söyler. Doğu Trakya'nın ve Edirne'nin Bulgarlardan geri alınması hem askerlerin hem de halkın morali üzerinde büyük tesir yapar. Askerler artık bir yıl önce kaybettikleri Batı Trakya'yı da geri alabileceklerini, aylardır duydukları Bulgar zulmüne burada da son verebileceklerini düşünür. Hükümet 10 Ağustos 1913'te Bulgaristan ile Bükreş Anlaşması'nı imzalar. Bu anlaşma ile Batı Trakya bölgesi tamamıyla Bulgaristan'a bırakılır. Ne var ki Enver Paşa gibi iddiaçlı subaylar Batı Trakya'nın Bulgar işgalinden kurtarılması gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden Edirne'de bulunan Türk Akıncı müfreselerinden Umum Çeteler Kumandanı Eşref Kuşçubaşı liderliğinde 16 subay ve 100 erden oluşan 116 kişilik gönüllü grubu 15 Ağustos 1913 tarihinde sınırı geçer, Batı Trakya'ya girer. Harekatın arkasında Enver Paşa'nın ya da Said Halim Paşa hükümetinin olup olmadığı bilinmez. Ancak ileride teşkilat-ı mahsusada görev yapacak pek çok asker harekata dahil olmuştur. Gönüllü müfrese önce kuşu kabağı kurtarır. Böylece bölgedeki varlığını hemen herkese duyurur. Kurtardıkları yerlerde yaşayan Türk nüfusu hemen Bulgarlara karşı organize ederler ve kuvvet toplamaya başlarlar. Sayılarının artmasıyla 31 Ağustos'ta Gümülcine'yi, 1 Eylül'de İskeçe'yi alırlar. Gönüllü askerler kurtardıkları bölgelerde geçici yönetimler kurar. Ancak zamanla kurtardıkları alanın genişlemesiyle tüm yönetimlerin bir merkezde toplanmasına karar verilir. Böylece Gümülcine'nin ele geçirildiği 31 Ağustos 1913'te Müderris Salih Hoca başkanlığında Garbi Trakya Hükümeti Müvakkadesi, yani Batı Trakya Geçici Hükümeti kurulur. Hükümetin üstünde Garbi Trakya Hükümeti İcraiyesi bulunur. İcra komitesinin başında ise Süleyman Askeri Bey vardır. Ne var ki Said Halim Paşa hükümetin yaşanan gelişmelerin Osmanlı Devleti'nin dış politikasına zarar verebileceğini düşünür. Bu yüzden Batı Trakya'ya giden bu askerlere geri dönmeleri için emir verir. Ancak emir ters teper. İddiaçıların başa getirdiği Said Halim Paşa hükümetinin emri iddiaçlı subaylar tarafından dinlenmez. Üstüne 25 Eylül 1913'te bağımsız bir cumhuriyet ilan ederler.
eder. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti böylece kurulmuş olur. Salih Hoca Cumhurbaşkanı, Süleyman Askeri Bey ise hem başbakan hem de Genelkurmay Başkanı olur. Osmanlı bu devleti istemezken Yunanlar 2 Ekim tarihinde ellerinde tuttukları Dede Ağacı çatışmasız bir şekilde Süleyman Askeri Bey'e teslim eder. Yunanistan hükümeti bölgenin Bulgarlarda kalmasındansa Türklerin oluşturduğu tampon bir bölgede kalmasını tercih eder. Böylece devletin sınırları doğuda Meriç, batıda Karasu, kuzeyde Kırcaali Hortaköy hattı ve güneyde Adalar Denizi'ne ulaşır. Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti böylece kurulmuş olur. Osmanlı Devleti ve Bulgaristan siyasi sebeplerden dolayı bu cumhuriyetin sonlandırılmasını ister. Ancak Osmanlı hükümeti bu devleti tanımazken Yunanistan ve Bulgaristan aralarında tampon görevi yapan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni tanır. Batı Trakya bağımsız hükümeti devlet olma yolundaki adımları hızlıca atar. Süleyman Askeri Bey Cumhuriyet'in milli marşını yazar. Tevfik Rüştü Aras, Şeref Aykut, Osman Nuri Hoca, Esat İleri, Refet Bele ve Faik Kaltakkıran'dan oluşan komisyon ise bayrağını oluşturur. Yunan ve Bulgar posta pulları geçersiz sayılır, kendi posta pullarını basarlar. Cumhuriyetin 29.170 kişilik ordusu kurulur, bütçesi oluşturulur, pasaport uygulamasına geçilir. Garbi Trakya Adliyesi oluşturulur ve Osmanlı yasaları aynen kabul edilir. Kendilerini dış dünyaya duyurabilmek içinse Batı Trakya Ajansı'nı kurarlar. Ajansın başında Selanik doğumlu bir Yahudi olan Emmanuel Karası vardır. Ajans Fransızca ve Türkçe olarak müstakil Independent adında bir gazete çıkartır. 29 Eylül 1913'te Osmanlı hükümeti Bulgaristan ile anlaşma imzalar. Edirne dahil Doğu Trakya'yı Osmanlı Devleti alır. Batı Trakya ise Bulgaristan'a bırakılır. Ancak bölgedeki askerler hükümetin haftalardır verdiği geri dönem illerini dinlemedikleri gibi anlaşma imzalanmadan 4 gün önce hükümete karşı çıkar ve devlet kurarlar. 25 Eylül'de kurdukları devleti ise 29 Eylül'de canlarını feda etmeye hazır oldukları Osmanlı Devleti yok sayar ve yıkmak ister. Batı Trakya hükümeti yayınladığı karar ile Osmanlı ve Bulgaristan arasında imzalanan anlaşmayı tanımadıklarını açıklar. Osmanlı Devleti'nin bu tavrı bölgeye gönüllü giden subaylarda ve yerel halkta büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ancak Süleyman Askeri Bey ve yanındakiler sonuna kadar gitmeye kararlıdırlar. Said Halim Paşa hükümeti olayların kontrolden çıktığını görür ve dış politikada devletin zarar görmemesi için Miralay Cemal Bey'i bölgeye göndermeye karar verir. Cemal Bey bölgeye gider. Batı Trakya Cumhuriyeti idarecilerini ikna etmeyi başarır. Böylece 15 Ağustos'ta sınırı geçen, 31 Ağustos'ta geçici hükümet kuran ve 25 Eylül'de devlet kurup cumhuriyet ilan edenler kurdukları cumhuriyeti sonlandırmaya karar verir. 25 Ekim 1913'te Bulgar askerleri bölgeye girer. 30 Ekim'e kadar ise Batı Trakya tamamen işgal edilir. Süleyman Askeri Bey 13 Kasım 1913 tarihinde kurulan Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkanı olarak görevlendirildi. 20 Aralık 1914 tarihinde Irak ve Havalisi Genel Komutanı olarak atandı. Şuaybiye Muharebesi'nde komutası altındaki birliklerin 14 Nisan 1915 tarihinde İngiliz ordusuna mağlup olması üzerine tabancasıyla intihar etti. Müderris Salih Hoca hayatı boyunca Batı Trakya Türklerin haklarını savundu. 1920 yılında Yunanistan genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Seçimleri kazandı ve Yunanistan Meclisi'ne giren ilk Türk asıllı milletvekili unvanını aldı. 1934 yılında İttihat-ı İslam Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Cemiyet anti-Kemalist bir öğretiyi savunuyordu. Müderris Salih Hoca cemiyetin kurulduğu 1934 yılında vefat etti. Batı Trakya Türkleri Osmanlı sonrasında pek çok zorlukla karşılaştılar da Lozan Anlaşması ile azınlık olarak sayılmış ve temel hakları güvence altına alınmıştır. Kanalımıza destek vermek için abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.